Etkilemeye yönelik olarak şok diyebileceğimiz vatandaşın kanaatini değiştirme kapasitesi kabiliyeti olan eylemler yapılıyor. Yani maalesef geçmişte de çok yapıldı. Aşağı yukarı Türkiye'de bütün seçimler öncesinde buna benzer teşebbüsler oldu. Ve burada temel hedef de esas itibariyle hükümettir. Yani bu tür saldırılarda ya da bu tür eylemlerde her zaman hükümeti oluşturan siyasi partinin zarar görmesi beklenir. Çünkü sonuç itibariyle ülkenin huzurundan, güvenliğinden sorumlu olan siyasi iktidardır, hükümettir. Dolayısıyla burada zafiyet vardır olgusu yaratabilecek, ortaya çıkarabilecek olan her eylem, her fiil bu amaca hizmet eder. Yani burada hedef bu ya da buna benzer tüm olaylarda, tüm saldırılarda, tüm teşebbüslerde hedef hükümettir. Dolayısıyla buradan böyle bu tür tablolardan her zaman hükümeti oluşturan siyasi parti ya da hükümet zarar görür ya da görme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla HDP'ye en son yapılan HDP'nin Çankaya bürosuna veya partiye yapılan saldırıyı da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Yani altında HDP'ye acaba bir katkı sağlanabilir mi gibi bir amaç da olabilir aynı zamanda. Zaten bu tür olaylarda her zaman birden fazla amaç gözetilir. Yani bir taşla birkaç kuş birden vurma hedefi her zaman gözetilir. Şu son dönemlerde aşağı yukarı birçok kesimden HDP'nin barajı aşmasını sağlamak amacıyla onu masum gösterme, sevimli gösterme eğilimlerinin, gayretlerinin, teşebbüslerinin, çabalarının çok yoğunlaştığını görüyoruz. Yani bunu görmek için uzman olmaya gerek yok. Aşağı yukarı çok benziyor yöntemler birbirine. Yani geçmiş seçimlerde de biz 8. kaçıncı, 9. seçimi yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda yeteri kadar tecrübemiz de var. Hem halkın, milletin tecrübesi oluştu, hem de Türkiye'nin, hükümetin, bizim de tecrübesi oluştu. Geçmişteki seçimlere de baktığımızda, bundan sonra da seçime kadar, seçimi etkilemeye yönelik olduğu için bütün bunlar, dolayısıyla seçim tarihine kadar bu tür teşebbüsler her zaman olma ihtimali vardır.